Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz şimdiki rüyamız fare rüyaları fareleri ben çok severdim Mickey Mouse fareydi ya böyle hani dünya starları çizgi film aleminde çok delikanlı bir fareydi kardeşim Mickey ile Minnie'nin atari oyunları vardı Jerry vardı Jerry adamdı ya gerçekten Tom'un en dertli zamanlarında hep yanında olurdu İyi kankalardı aslında neden dövüşürlerdi bilmiyorum başka hangi fare karakter vardı? Ama gerçekten gördüğümde aklım çıktı arkadaş. Böyle hızlı bir şekilde koşuyor bir de yani. Onun aslında kediye tek atması lazım. Kedilerden nasıl dayak yiyorlar onu bilmiyorum. Ama kediyi ben gördüm fareyi döndüre döndüre dövdü böyle. Fare kenha splinter usta vardı örneğin. Çok delikanlı bir ustaydı o da. Sevgili arkadaşlar fare yani çok çeşitli şeylere gelir gene. Yani semboller görülüş şekline göre işaret eder arkadaşlar. Her şeyi görürsünüz. Yani her şekilde görürsünüz. Buzdolabının önünde farelerin dans ettiğini de görürsünüz, oynadığını da karşılıklı aman filan. Her şey görülüyor arkadaşlar. Yani rüya aleminin bir sınırı yok. Hiçbir şey yani bilim kurgu filmlerde, fantastik filmlerde göremeyeceğiniz şeyler. Hani Instagram'da şey olmuştur, popülerdir benim rüyaların saçmalık seviyesi diye. Görürsünüz arkadaşlar, her şeyi görürsünüz. Görülmeyecek şey yoktur ve hatta bazı gördüklerinizi insanlara anlatamazsınız. Rüyanın anlamı içinde bulunduğunuz duruma göre, sembollere göre, diğer sembollere göre, niteliklerine göre anlamlar değişir arkadaşlar. Bundan bahsedeceğiz. Fare güçsüz düşmandan ziyade menfaatçı kimseyi işaret eder arkadaşlar insanlardan. Yani nasıl söyleyebilirim? Üzerinizde fareler olduğunu gördünüz. O kardeşim nasılsın ya? İşte bugün neredeyiz? Vallahi param yok ya. Bana yardım et. Hani birilerine böyle merhamet edersin ya. Hani birilerine Böyle sizi kullanır, sizdeki merhameti kullanır arkadaşlar. Mesih kompleksi deniyor buna. Sizdeki mesih kompleksini tavan yaptırır. Onu korumak istersiniz. Her şeyde yardımda olmasın. Hani zaten bunun yok. Zaten yani yazık der acırsınız. Bu sizi kullanan insanları işaret eden bir semboldür. Bakın arkadaşlar, kurtarıcı rolüne girmeyin. Körün gözü açıldığında kıracağı ilk şey bastondur. Görme engelli insanlarımıza kötü davranın demiyorum. Hani kör dediğimiz vicdansız, nankör, değer bilmez insanlar. Bunlar kardeşiniz de olabilir. Hatta sizi kullanan anne babanız da olabilir. Sizi tüketirler. Yani bizim bu Orta Doğu coğrafyasında çoğu bazı insanların çoğu demeyeyim hayatını anne babası mahvediyor. Benim tanıdığım bir çocuk vardı. Gayet yani futbol yeteneği harikaydı. Annesi babası izin vermedi. Sonrasında hayata küstü markette çalışıyor. Yani bizim Orta Doğu'da hep böyle baskın, benim dediğim olacak diyen anne babalar var. Benim bulduğum kızla evleneceksin. Benim bulduğum oğlanla evleneceksin. Benim sözümden çıkamayacaksın. Ben nasıl rezil, kötü bir hayat yaşadıysam, sen de onu yaşayacaksın diyen anne babalar var arkadaşlar. Birey olamıyoruz. Yani dikkat ederseniz hep böyle bizde bir eziklik var. İnsanlara karşı hep utanıyoruz, şey yapıyoruz. Çünkü annelerimiz, babalarımız bize hep böyle baskı kurdu. Yani karşı cinsten biri olduğunda merhaba hoş geldiniz diyemiyoruz. Sanki bir sapıklık yapmışız, sanki bir suç işlemişiz gibi. Çünkü baskıyla büyüdük arkadaşlar. Baskıyla bizi bildiğin ezdiler. Yabancılar, düşmanlarımız ezmedi bizi annelerimiz babalarımız esti. Yani annelerin babaların bu coğrafyalarda gerçekten çocuklarına yani Avrupalı anne baba modelinde kütüphaneden kitap alıyor çocuk nasıl yetiştirilir çocuk psikolojisi bunu filmlerde de görürsünüz. Bizim filmlerde de görürsünüz. A baba 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 havuç beye bak. Yani ebeveyn farkını buradan görüyorsun tamam mı? Her şey çok farklı olabiliyor arkadaşlar. Fare yani sizi kullanmak isteyen, sizden faydalanmak isteyen, sizi yani yanlış yönlendiren ve hani size düşman kimse, hani güçsüz düşmanı sembolize eder arkadaşlar. Örneğin buzdolabından farenin böyle bir operasyon yaptığını da görebilirsiniz. Maske takıp böyle mission impossible görevimiz tehlike müziği ile yemekleri aşırdığını görürsünüz arkadaşlar. Bu işte zarar edeceğinizi, işaret eder. Bunu ben gördüğümde nasıl oldu biliyor musun? Benim tanıdığım bir insanı anlaşmışlar. Kardeşim ben şu an için senin sigortanı yapamayacağım. Ama çalışırsan ilerleyen bir ay sonra yapabilirim çünkü o zaman gelecek param var vesaire diye anlaşmışlar. O da işe girmek istiyor. O da çalıştırmak istiyor. Tamam abi. Aralarında kavga çıkmış. Üçüncü haftanın sonunda beni sigortasız çalıştırıyor diye gitti. Şeye şikayet etti. Sigortaya şikayet etti. Sigortadan da yanlış değilsem yüklü bir para cezası geldi. Yani böyle zararlar açacak insanlara işaret eden bir semboldür arkadaşlar. Rüyada yatağınızda fareler görmeniz, eşinizde yatıyorsunuz ya da kendi başınıza yatıyorsunuz arkadaşlar. işte içinde bulunduğunuz duruma göre de farklı yorumlanır dediğim bu. Yani eşinizin aranızda fareler gezdiğini görüyorsanız eşinizin sizden şüphelendiğine ya da fişteklemek denilen bir kavram vardır. Annesi iz, akıl verir, bak bu eve geç geliyor, kesin seni aldatıyor diyenler vardır ki boşanma sebeplerinde inanılmaz oranlar çok fazladır arkadaşlar. Üçüncü kişi asla olmamalı. Yani ilk kişinin arasında hiçbir şey olmamalı. Kimse de girmemeli. Yani üçüncü kişi asla olmamalı arkadaşlar. Yani karı koca arasında girilmez. çünküse daha ilerisi yok arkadaşlar. Yani aslında anneler de aileler de çok karışıyor. İşte dediğim gibi Orta Doğu'da bireyin hayatını direkt olarak annesi babası mahvediyor maalesef. Şimdi bazı şeylerde şöyle söyleyebilirim evin her tarafında farelin gezmesi arkadaşlar bu rüyayı tam bilmiyorum. Yani evin her tarafında farelerin gezmesi yokluğa da işaret ediyor, varlığa da işaret ediyor. Evin durumuna göre artık evi nasıl gördünüz? Rutubetli bir yerde fareler falan görüyorsanız insanlar sizden iğrenecek. Yani Şöyledir arkadaşlar parasız adam gereksiz adam diye bir laf vardır. Parasız insan gereksiz insan. Yani eğer gördüğünüz evde arkadaşlar hani ev böyle kötüyse koktuğunu görürsünüz. Hatta o kokuyu ciğerlerinize çekersiniz rüyada. Farelerin olduğunu görüyorsanız insanlar sizden uzak durmaya çalışıyor. Siz kötü bir insan değilsiniz arkadaşlar. Sadece paranız diyor. Eğer kötü bir insan olsaydınız paranız olsaydı insanlar size yakın olmaya çalışırdı ama iyi bir insansanız ve paranız olsaydı gene size yakın durmaya çalışırlardı ama iyi insansanız paranız yoksa yalnızsınız arkadaşlar benim gibi çünkü ben yani iyi miyim kötü müyüm onu da şimdi şey değil yani burada günahlarımı size anlatacak değilim ama zararım yok kimseye çünkü Çevremde kimse yok. Biraz da ben şey yapamıyorum. Hani bu arkadaşlık ilişkilerini yürütemiyorum diyebilirim. Arayıp sormuyorum. Orada benim hatalarım da var. Ama şunu unutmayın. Paranız olsa sizinle zoraki arkadaşlık yapacak insanlar olur. Örneğin Ali Koç yan komşum olsaydı çıkar çıkar giderdim. O Ali'cim sarma yaptım nasılsın? Çünkü size iletişim kazandırır. Şimdi iletişimin kaybettireceği ve iletişimin kazandıracağı insanlar vardır. Ali Koç kazandırır kardeşim her türlü kazandırır. Yani şimdi zenginin cömertliği ile fakirin cömertliği bir olmaz. Böyle bir şey var. Ha, zengin kötü bir zenginse bile sırf üstünlük sağlamak için cömertlik de yapar. Bu da böyle bir şeydir. Ondan zenginlik kazandırır arkadaşlar. Zenginlere yakın olmak iyidir. Komşu da pişer size de düşer ama öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Yani Trilyonluk evde oturuyorlar yahu. Ya zaten şu an için Türkiye'deki çoğu ev trilyonluk da. Bunlar bambaşka. Benim bir tanıştığım insan vardı Beykoz'da. Aylık kirası kaç para demişti 2 sene önce arkadaşlar. Bundan 200 bin lira aylık kira. Şunu düşünüyorum. O parayı ona verene kadar neden parayı biriktirip ev almıyorsun ki? Bunu ona da sormuştum. Eve ihtiyacımız yok ki diye şeklinde cevap vermişti. Para fazla geliyor harcamak istiyorlar arkadaşlar. Yoksa aylık 200 bin lira kira verene kadar çok süper evler alınır. Neden o kirayı ödüyorsun? Bilemiyorum yani. Bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum. Para birikene kadar otelde kal. Gene aylık 200 bin liradan az vereceğin oteller var. Yani fare rüyaları böyledir arkadaşlar. Fareler görülüş şekillerine göre. Ha yalnızsanız şeyseniz ha yatakta yalnızsanız arkadaşlar eşiniz yoksa evli değilseniz insanların yani insanlar tarafından aldatıldığınıza işaret eden bir semboldür. Eğer evi çok güzel gördüyseniz bu farelerin gezini gör, görüyorsanız arkadaşlar bereketin artacağına işaret eder. Görüşürüz hoşçakalın.